Abi şu olaya bak ya. Bak bir yerde kan var. Kedinin ağzı burnu kan olmuş. Bak korkudan oraya işedi. Bunu veterinere götürmem lazım. Yazık günah. Geldiğimde burada durduğumda annesi şeydi. Herhalde annesidir. Başındaydı. Şu ellerimi sileyim. Ben bunu bir veterinere götüreyim. Bakayım veteriner buna ne yapar. Saat de gecenin ikisi. Orada dur oğlum, tamam. Kırıkların var senin, bekle. Kendimi de molaya aldım. Yapacak bir şey yok. Bak siparişler duraklatıldı diyor. Yani hayvana yazık abi. Oraya bırakmaya hiç içim el vermedi. Şimdi onu fazla sarsmadan Ferhat Paşa diyeyim. Şu anda içeren köye götürmem lazım. Orada var 7-24 açık yer. Aradım şimdi. Getirin bakın dedi. O yüzden motora koydum, bir götüreceğim. Yazık günah ya. Ben de evde kedi besliyorum. Kedilerin tatlılığına bayılıyorum da. İnşallah bir tane daha kedimiz olmaz. İkinci kediye de zor bakarım. Dur bakalım ne olacak. Bu sokak hayvanlarına veterinerlerin ücretsiz baktığını biliyorum. Ben bunu ağzını biraz daha kapatayım. Bu çıkmaya çalışır mı acaba? Götürüp bırakacağım. Bakalım ne yapacaklar. Gelişmelerden haberdar ederim. Şimdi veterinere çok bir şey kalmadı. Ya ben şey üzülüyorum. Bir kere daha böyle sokakta bulduğum kedi benim elimde kalmıştı. Çok yavruydu, böyle buz gibiydi. Üzerinde sinekler falan vardı. Ben onu aldım. Veterinere götürdüm. İşte sıcak su torbasına falan koydular üstüne. Biraz hayvan kendine geldi. Bir hafta falan biberonla besledim. Ondan sonra sebepsiz böyle öldü. Ona çok üzülmüştüm. Ondan sonra gidip kendi kedimi sahiplenmiştim. Şu anki kedimi. Çok bu yanında merhametliyim. Ay yazık, sesi çıkıyor, miyav diyor. Şimdi ben aradığım veteriner şurası. Onu aradım. Kapalı gibi gözüküyor ama şeydi. Telefonu açtı. Tekim dedi. Elimden geleni yaparım dedi. Şu an tam gaz yetiştirmeye çalışıyorum hayvanı. Yazık. İnşallah böyle iç kanaması falan bir şey yoktur. İç kanaması varsa zaten yapabilecek bir şey yok artık. Takdir Allah'tan. Ben elimden geleni yapıyorum. İçim el vermedi oraya, ölmeye bırakmıyor. Her yere, muhtemelen ayağı falan kırık. Belki de iki ayağı kırık. Çünkü tuhaf duruyordu ayağı. Yani normalde duramayacağı şekilde. Onu öyle bırakırsam orada zaten ölürdü. Başında bir tane kedi vardı. O kokluyordu da ben yanına durunca kaçtı. Büyük bir kedi, galiba annesiydi o. Şimdi veterinere geldik. Yavrucuğum, ben seni yetiştirdim. Artık gerisi Allah'a kalmış, veterinere kalmış. Üzgünüm. Elimden başka bir şey gelmez. Gel bakayım. Gel. Dur, dur, dur. Yüzü gözü kan içinde. Şu sol eli galiba kırık. Yavru daha minnacık. Kolay gelsin. Kaçmaya çalışıyor da bunun kırıkları olabilir. Bunu düz bir yere bırakalım mı? Evet, ben aramıştım sizi. Yavrum otur şuraya. Fazla hareket etme. Tamam, kurtaracağız. Tamam. Kaçma, gitme bir yere. Hayır. Çok korkuyor şu an. Korkudan işedi zaten sağa sola. Şu ayağı, sol ayağı, ön ayağı kırık olabilir. Tuhaf duruyordu o çünkü, yan duruyordu. Yine mi kurtardın?
Başında bir kedi vardı bunun. Annesiydi galiba. Geri döndüm bir daha baktım yaşıyor. Ellerimi yıkadıyor mu? Bilmiyorum iç kanama, miç kanama bir şey var mı ama. Daha önce de bundan çok daha küçük biberonla beslediğim bir hayvan öldü. Nereye kadar toparlarsa problem değil. Ya da bu ülkeye sen çekersin. Bayağı kadar hayat riski var. Yani ben elimden geleni yaptım. Oraya bıraksaydım ölecekti zaten. Tamam. Kediyi veterinere bıraktım. Ben şeyi yanlış biliyormuşum. Sokak hayvanlarına ücretsiz bakmıyorlarmış. Burası özel bir klinik olduğu için ücretli bakıyorlarmış. Ama şu an çok acil olduğu için inisiyatif de alabiliyorlarmış. Kendileri bakıyorlarmış yani kendi ceplerinden. Öyle söyledi. Bakalım yarına kadar bir kalp krizi falan geçirip ölmezse, iç kanaması yoksa, herhangi bir şey olmazsa beni arayacaklar. Ondan sonraki tedaviler galiba paralı olacak. Durduk yere başıma iş açtım abi. Vallahi durduk yere başıma iş açtım. Neyse bakalım bir yaşasın da. Arkadaşlar dün geceki yaralı kediyle ilgili bir son durum güncellemesi paylaşacağım. Bugün bayramın arifesi. Yani yarın bayram. Ve ne yazık ki kedimizi kaybettik. Sabah 9 gibi veteriner aradı. Kedinin dedi iç kanaması var dedi. İşte poposundan falan kan gelmiş. Dayanamamış daha fazla da vefat etmiş. Üzüldüm. Yapacak bir şey yokmuş artık, ne yapalım.